Şut pozisyonunda, ceza sahasının orta, Tarık Yumuş'a gol olur, savunma son anda. Korner. Bir dönem Türk futbolunda fırtına gibi esti. 1995 yılında Galatasaray'a verilmek üzereyken o Fenerbahçe'yi tercih etti. Ve dönemin başkanı Ali Şen ve yardımcılarının vasıtasıyla İstanbul'a kaçırıldı. Tarık. Hiç kimsenin bilmediği, perdeleri bile günlerce kapalı bir evde alıkonuldu. Medya fıldır fıldır onu ararken ailesi hayatından endişe duyarak polise haber verdi. Birkaç gün sonra ortaya çıkarak Fenerbahçe ile söz kesti ve o dönem için astronomik bir paraya, tam 100 milyar liraya imza attı. Tarık Daşgün belki de Türk futbol tarihinde kaçırılan en Tarık. Son futbolcu olarak tarihe geçti. Arkadan yapılan bir müdahale var. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol. Tarık sol kanada. Her şeyin başı futbol sevgisi. Kendimi bildiğimde, kendimi artık tanımaya başladığımda futbolla da tanıştım. Çok küçük yaşlarda. Hatta işte ilkokul bir döneminde okulda taşlarla, okul bahçesinde futbol oynayarak başladım. Ve o anda demek ki his olarak da yetenekli olduğumu hissettim ki bırakmadım bir daha. Çünkü becerebiliyordum, yapabiliyordum. Ve böylece futbol benim hayatımda başlamış oldu. Tarık Daşgün futbola Gençler Birliği'nin altyapısında başladı. Tekniği ve kıvrak hareketleri henüz onlu yaşlarında olmasına rağmen herkesin dikkatini çekiyordu. 1992-93 sezonunda ilk profesyonel imzasını attı ve Gençler Birliği'nin yakın geleceğine bir selam çaktı. İlk dönem kiralık olarak top koşturdu yeşil sahalarda. Daha sonra tekrar Gençler Birliği'ne döndü ve kısa bir PAF takım serüveninden sonra A takıma yükseldi. Çok ilginç bir olayla başladı benim o sezon oynamam. Burada TSD kupası oynanıyordu. Klasik biz her sezon başı ligden önce TSD kupası oynanır Ankara TSD kupasında. O gün sabah kahvaltıya kalktım ben. Tabii maç kadrosunda falan yokuz. Uyandığımda takım kahvaltısında çok az kişi gördüm. Şaşırdım falan ne oluyor diye. Takımın %70'i ishal olmuştu. Problemli bir ishaldi. Bütün takım hasta. Otomatikman oynamak zorunda kaldım çünkü adam yoktu. İlk maçım öyle. TSD kupasında 11'e çıktım. Ve çok benim için önemli bir maçtı. Ertesi maça çıktığımızda takım iyileşmesine rağmen hoca beni oynatmak zorunda kaldı. Çünkü çok iyi top oynamıştım. Ayrıca o turnuvanın en teknik oyuncusu seçildim bir maçta. Ve bir izlenim oluştu tabii sezon başı olduğu için. Tabii hastalar iyileşti. İlk maçta kötü gitti bizim. Sezonun ilk maçı. Basında işte Tarık neden değerlendirilmiyor, neden oynamıyor diye bir iki yazı yazdı. Ligin ikinci haftası oynamaya başladım. Yani belki de hiç düşünülmezken o TSD kupasıyla. O sezon, o ikinci maçtan sonra hem oynadım hem de gerçekten müthiş bir çıkış oldu benim için. 1994-95 sezonunda Gençler Birliği forması altında çok başarılı bir performans sergiledi Tarık Daşgün. Öyle ki dört büyük takımın gözdesi haline gelmişti bir anda. Bu durumu fark eden yılların cambazı İlhan Cavcav olabilecekleri hesap etmeye başlamıştı bile. Yine de henüz erkendi genç futbolcu için. Ancak kulübün telefonları artık Tarık için çalıyordu. İstemedi. Benle de birebir konuştu. Benim için, benim oraya anlamıştı zaten. Büyük takımların hepsi istiyordu çünkü o dönem. Bana oğlum çok erken. Yani bir iki yıl daha burada kalıp tecrübelen. Nasıl olsa gidersin diye çok önemli esasında nasihatlerde bulunmuştu. Ama işte o zamanki genç beyin düşüncesi algılayamamışım ki eğer şimdiki aklım olsa kesinlikle ve kesinlikle başkanımı dinlerdim. Ama gittim işte ben de. Kuşun yuvadan uçacağını anlayan İlhan Cavcav, kıvrak bir hamleyle daha önce kendisini arayan Galatasaraylı yöneticilerle görüşmeye başladı. Gençler Birliği'nden haberi yoktu. Ligin son maçıydı, Bursa'yla oynuyorduk.
hafta içi o zaman çok ama gerçekten bayağı problemler oldu. Galatasaray tarafından işte beni kaçıracakları söylentileri, burada devamlı birkaç tane hiç tanımadığım Gençler Birliği'nde antrenman yaparken tanımadığım adamlar gelip antrenmanı izliyordu. Sonra ben kulüpten çıktığımda beni takip ediyorlardı falan. Ben de vallahi korkuyordum o dönem, hani ne olacak, ama ben Fenerbahçe'de anlaşmıştım. Sonra ben bunları da dile getirdim başkana. O zaman gelip seni alıyoruz oradan dediler. Hafta sonu Bursa maçı olmasına rağmen, ligin son maçıydı. Sanırım Perşembe günü ben gittim. Kulüp beni kadroda, yani maç kadrosunda göstermiş. Bursa maçı kadrosunda. Hani ceza almam için ve ayrılmamam için tabii ki belki de yapılmıştı. İlhan Cavcav Galatasaray'la el sıkışmıştı. Kulübün paraya ihtiyacı vardı ve Tarık'ın satışından oldukça yüklü bir para gelecekti. Gözlerinin içi parlıyordu başkanın. Ancak tam da o sırada Tarık Fenerbahçeli yöneticilerle flört ediyordu. Beni burada alıp direkt İstanbul'a götürmediler. Nazif abinin bu Gazi Osman Paşa'da şeyi var, şirketi var, oraya gittik. Onun da orada ofisinde beni sakladılar. Ve akşam, ilginçtir, akşam 8 haberlerinde annemi izledim televizyonda, ağlıyor falan. Anneme de haber vermedik. Annem de hani kaçırıldı ama neyle alakalı, hani birileri mi? Ertesi gün öğlen saatlerinde de İstanbul'dan Mehmet Ali abi geldi. O kendi özel arabasıyla geldi. Ofisin garajına indik, şirketin. Oradan şirketin içinden arabaya bindim, çıktık ve direkt İstanbul'a gittik. Tarık, sol kanada Boliç. İstanbul'da ilk etapta buradan bir yöneticimiz var, Yavuz Kayral, Yavuz abi. Yavuz abinin evi vardı Fenerbahçe'de. 3-4 gün orada evin içinde perdeler çekili falan oturdum. Habire televizyon izliyorum çünkü her dakika bizim haberler, benimle alakalı haberler var. Valla artık izleyip ondan bile sıkılmıştım, bakmıyordum haberlere. Ama bir evin içindeyim, son maç bitti. Arkadaşlarım tatilde, geziyorlar dolaşıyorlar. Ben evin içinde, perdeler kapalı. Yavuz abi gece geliyor. Biraz sohbet ediyoruz, gidiyor. Yanımda bir diğer bir Yavuz abi vardı. Yavuz Ağırgöl. O hep yanımda kalıyor. O da kulübün, bu Fenerbahçe'nin kaçırma işlerinde uzman kişisi. Tarık Taşgün 15 günün sonunda resmi imzayı attı. Fenerbahçe, Gençler Birliği Kulübü'ne bonservis ücreti olarak tamı tamına 100 milyar Türk lirası para ödedi. Bu para, o dönemin döviz kuruyla yaklaşık 1,5 milyon dolar anlamına geliyordu. Bu rakam, o zaman için Türk futbol tarihinde bir rekordu. Hiç şüphesiz ki bu durumdan en karlı Başkan İlhan Cavcav çıkmıştı. Tarık ceza sahasında, gol pozisyonu, Tarık şut ve dobalarda gol. O zaman transfer prosedürü şöyleydi. Oyuncu eğer kulübüyle, yani eğer başka bir kulüple anlaşmazsa, yani kulübü vermezse, ki o zaman bonservis bedeli yazılıyordu. O bonservis bedelinin 1/5'ine kulüpte kalır. Bir yıl daha. Öyle bir prosedürü vardı transferin. Bana yazılan 100 milyardı o zamanki Türk parasıyla, 100 milyar bonservis bedeli yazıldı, açıklandı. Şimdi ya Fenerbahçe takımı bu parayı verecek, ya ben o paranın 1/5'ine Gençler Birliği'nde kalacağım. Çok yüksek bir meblağdı transfer için. Hatta rekordu yani o dönem. O parayı belki de başkanım hani Fenerbahçe'nin vermeyeceğini düşündü, ama Fenerbahçe takımı beni alıp saklamış, yani 15 gün kimseye göstermedi. Artık haberlerde sabah akşam konuşuluyor. Tekrar Tarık. Tarık kendi gitti. Kaç kaç yapıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Fenerbahçe'de oynadığı 3 sezon boyunca hiçbir teknik adamın gözdesi olamadı Tarık Taşgün. 4 teknik direktörle çalışmasına rağmen hiçbiri ona sürekli forma şansı vermedi. Kimi zaman forvet, kimi zaman orta saha, kimi zaman da defansta oynadı. Ancak başarı ve istikrar ondan hep uzak kaldı.
Çok toy zamanımdı. Açıkçası bir hedef bile koymamıştım. İşte Fenerbahçe'ye gitmek benim sanki bütün hedefime ulaşmış olduğum havası yarattı kendimde. E tabii bu biraz benim özel hayatımla ilgili davranışlarımı etkiledi. Konsantrasyonumu bozdu. Bir de böyle aile sıcaklığında bir ortamdan, çünkü biz Gençler Birliği'nde onu yaşamıştık. Bir anda her oyuncunun yıldız olduğu bir takıma gitmek ve gerçekten de bunu kaldırmak için sağlam bir psikoloji gerekirken ben biraz da işte etrafın bana olan ilgisiyle alakalı gerçek anlamda konsantrasyon eksikliği yaşadım. Eski günlerini mumla arayan, başarıyı bir türlü yakalayamayan Tarık, dönemin magazin kültürü televol eden de kaçamadı. Kimi zaman gece alemlerinde, kimi zaman da gazete sayfalarında görünür oldu. Bir gün antrenman bitti ve ben orada genç takımdan gelen çocuklarla çalışmaya devam ediyorum. İşte sahadan orta yaptırıyorum, ben gol vuruşu çalışıyorum falan. Bir yarım saat falan daha da çalıştım. Sonra en son bir top kesti çocuk, ben de röveşata yapmak istedim. Yaptım nihayetinde. Sonra yere düştüm. Tamam dedim, bitsin. Çünkü ekstra çalışıyorum zaten. Sonra çimlerde yatıyorum, şöyle uzandım. Abi sen hangi ara çektin o resmi? Nereden çektin? Dere ağzında antrenman yapıyorum. Kimse yok yani. Ertesi gün gazeteye bakıyorum. Şöyle bir haber. Ben çimlerde yatıyorum. Aynı o. Hatırladım çünkü. Vuruş yaptım, uzandım hani, bitti antrenman diye. Şöyle havaya falan bakıyor. O resmim duruyor. Altında da bir gece önce sabaha kadar uyumayıp gezen Tarık antrenmanda bayıldı. Ya bu nasıl bir haberdir abi? Tarık topun gerisinde. Tarık ve 5-0. Tarık ve 5-0. Fenerbahçe 5. Fenerbahçe'de 52 lig maçında forma giyen ve ancak 2 gol kaydedebilen Tarık Taşgün, 1997-98 sezonunda devre arasında Kocaeli Spor'a transfer oldu. Ardından Ankara Gücü, Yozgat Spor, Gençler Birliği ve Sakarya Spor'da top koşturdu. Daha sonra 2. Lig kulübü Kardemir Karabük Spor ve 3. Lig ekibi Bingöl Belediye Spor'da oynadıktan sonra 2008 yılında aktif futbol hayatını bitirdi. Bir dönemin transfer ücreti rekortmeni Tarık Taşgün futbolu bırakmadı ve antrenörlük kursuna giderek diploma aldı. Ardından futbola başladığı Gençler Birliği Kulübü'ne geri döndü ve altyapıda hoca olarak çalışmaya başladı. Ardından da Gençler Birliği'nin pilot takımı olan Hacettepe'ye geçiş yaptı. Ne tuhaftır ki bir dönem toy bir futbolcu olarak bırakıp gittiği takımına bu defa hoca olarak geri döndü ve genç futbolculara rehberlik etmeye başladı. Başkanla yine çocuklara bir söyleşi yapıyordu. Altyapıda. Şimdi orada beni de çağırdı. Ben o zaman A2 takımını çalıştırıyorum. Gençler Birliği'nin. İşte konuyu anlattı falan. Hatta kızgınım da dedi. Benden habersiz gitti ama dedi o aldığımız paralar. Ben de orada şu açıklamayı yapmıştım ki başkan da çok iyi bilir. Normalde belki de 30 milyar, 40 milyara beni verecekti. Benim kaçmam kulübün 100 milyar kazanmasına. Kaçmam derken hani izinsiz gitmem. Hani Fenerbahçe'nin habersiz beni götürmesi kulübün 30-40 milyar değil de 100 milyar kazanmasına gerekçe oldu. Ben de başkanıma onu söyledim. Başkanım iyi ki habersiz gitmişim. Yani haberli gitsem 30-40 milyar kazanacaktık. 100 milyar kazanmış olduk. Tarık Taşgün, filmlere konu olabilecek bir kaçırılma hikayesiyle bir büyük kulübe transfer oldu. Tüm medya onu aradı, günlerce onun haberlerini yaptı. Onunla birlikte futbolda kaçırılma hikayeleri de son buldu. Ve şöhret olduğu dönemden geriye sadece anılar kaldı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol.